Merhaba, iyi günler öncelikle. İsmim Mesut Albay. Yaklaşık 10 yıldır kripto paralarla, borsasıyla, kripto paralarla ilgileniyorum. Çeşitli araştırmalar yapıyorum. Bu borsalarda alım satım yapıyorum. Süreci yıllardır yakından takip ediyorum. Bu yakından takip etme süreçlerinde de ise kendimizce belli başlı bir tecrübeler edindik. Mesela bugünkü cebinizdeki banka kartındaki görünen size meblağ bankanın sunucusunda bulunuyor. Peki bu kripto para nerede bulunuyor? Kripto para dağınık veri tabanında bulunuyor. Baktığınız zaman siz dünyadaki bu kripto para borsası içerisindeki kimin ne kadar kripto varlığı var bunu görebiliyorsunuz. Burada da baktığımızda 10 yıl boyunca sürecin geldiği noktasındaki bir Bitcoin'in yavaş yavaş oyun almalar satmalarla başlayan Bitcoin sürecinin nereye geldiğini görüyoruz. Yani bugün bir Bitcoin'in ve ona bağlı olarak devamında gelen altcoin'lerin sürecini takip ediyoruz. Ve bizim bu zamana kadarki gözlemlememiz noktasında da Bitcoin'in ve bunun devamında gelen altcoin'lerin bir 3-5 yıl içerisinde çok daha güzel yerlerde konumlarda olacağını gözlemliyoruz. Dolayısıyla da yeni dünyanın artık 21. yüzyılın yeni bir para birimi olarak devletler bunu birkaç devlet kabul etse de bazı devletler bunu kabul etmekte henüz tedirgin çekingen kalmış olsa da rahatça gözlemliyoruz ki insanlığın yarısı bunu kabul etmiş durumda yani. Dolayısıyla da bu para biriminin artık hayatımıza da günlük yaşamımıza da girmiş olduğunu gözlemliyoruz. O minvalde kripto paranın evrilişi de bu şekilde devam ediyor süreçte. Herhangi bir borsa 2 ila 4 yıl içerisinde hackleniyor ve dolayısıyla bir MTGAX mağduru olarak da burada birçok insan da bu borsalardan zaman içerisinde mağdur oluyor. Yani borsalar paraların dışarı çıkmasını istemiyor belli oranlarda. Çünkü eninde sonunda gel yapıp bu paralar borsalardan bir şekilde şeye gidiyor. Yani bizim bu 10 yıllık gözlemlediğimiz süreç içerisinde kripto para yatırım noktasındaki en net ve en kafası rahat bir şekilde kar edenlerin alıp hodl dediğimiz bekleme yöntemiyle kazanımlarını görüyoruz. Yani paraların borsada tutuyor olması borsadaki para bir noktada sizin paranız olmuyor. Biz burada şunu diyoruz yani para borsada duran bir para. Borsanın herhangi bir başına gelebilecek bir hadisede ki birçok borsanın başına bu geliyor. Hiç beklenmedik denilen iddia edilen borsalarda da bu durum söz konusu olabiliyor. O sebepten dolayı da biz bunu borsalarda değil kripto para cüzdanlarınızda bekletin. Yani size ait, şahsınıza ait kripto para borsanızda. Çünkü parayı cüzdanınıza çektiğiniz zaman herhangi bir borsaya bağlı olmuyorsunuz. Yani şu an Türkiye'de de çok yaygın olarak kullanımı olan Binance, Paribas, BTC Türk, Gateo gibi birçok borsada işlem yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir borsanın başına bir şey gelmiş olsa bile işlem yapabileceğiniz 3000 tane borsa oluyor. Yani hiçbirine kambur kalmıyorsunuz bu durumda. Dolayısıyla da biz bu kripto para yatırımıyla ilgilenenlerin yani kripto para yatırımcılarının paralarını borsada tutmalarından ziyade kripto para cüzdanlarında bulunmasını istiyoruz. Bu size gelecek olan kassa ürününde içerisini açtığımız zaman bu şekilde bir hibrit USB cüzdan elektrostatik poşet içerisinde geliyor ve kripto varlıklarınızı bu hibrit USB içerisinde kasa ürünün içerisinde saklayabiliyorsunuz. Siz burada alım satım yaparken istediğiniz bir borsadan anında bunun arkasındaki barkodunu okutarak bu sizin şahsi olarak size açılmış hesaptır. Bu barkodu okutarak istediğiniz borsadan alım satım yapıp cüzdanınıza bu ürünü aktarabiliyorsunuz. Bu flash'ı hiçbir şekilde kaybetmemeniz gerekiyor. Bu sizin cüzdanınız olmuş oluyor. Cüzdanın başına olası bir şey gelme durumunda ise bu şekilde yanında bir yedekleme recovery CD'sini de yanında veriyoruz. İstediğiniz bir flash'a tekrar cüzdanınızı aktarıp aktif edebiliyorsunuz. Size bu şekilde geliyor kasa ürünü ve bu şekilde istediğiniz borsalardan alışverişinizi yaparak kendi cüzdanınızı aktarıyorsunuz. Ve herhangi bir borsanın başına bir şey gelecek mi endişesinden kurtulup tamamen kendi cüzdanınızda kripto paralarınızı uzun yıllar boyunca saklayabileceksiniz. Kasa ürününü aldıktan sonra bunu her zaman yanınızda saklamanıza gerek yok. Mobil uygulamanızdan cüzdanınızın durumunu anlık olarak telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. Herhangi bir alım satım yapacağınız zaman yani herhangi birine bankadan para göndereceğiniz zaman nasıl ki onun sadece IBAN'ı yetiyorsa kendi cüzdanınıza para aktarırken de cüzdanını yanınızda taşımanıza gerek kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz borsadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Sadece ve sadece bunları bozdurup satacağınız zaman bu şekilde bir tavsiye olarak cüzdan kullanılabilir. Cüzdanınızın bu noktadaki güvenliğini
Yaklaşık 1 saat 10 dakika 1,5 saat sürebilecek bilgisayarına göre değişen bir şifreleme sistemiyle kendiniz oluşturduğunuz şifreyle kullanıyorsunuz. Yani 250 kat SSI şifreleme kullanıldığı için bu dünya üzerinde bunu kırabilecek bir teknoloji yok. Genelde Çin menşeli ve klon cüzdanlar olmuş oluyorlar. Yani biz bu noktada her defasında her vurgunda milli servet dışarı çıkıyor. Buraya baktığımızda TÜBİTAK yani çalışmalarını yaptığı alt birimde olarak yüzlerce mühendisin çalışmış olduğu yerli ve milli cüzdan kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kurulma noktasında baktığımızda TSE belgesi, bankacılık denetleme belgelerimiz bunlar önümüzdeki günler içerisinde çıkmış hazırlanmış şekliyle olacak. Kripto paranın geleceğine baktığımız zaman ise şunu görüyoruz yani Bitcoin treni neredeyse kaçtı. Yani Bitcoin bundan 5 yıl önce 10 yıl önce baktığımızda yani çok ufak rakamlardayken bugün birçok için toplumun kesimi için büyük rakamlara ulaşmış oldu yani. Bir yarım Bitcoin bile çok büyük rakamlara ulaşmış oldu. Biz burada kasa ürünüyle yani Ethereum ve ERC20 tabanlı bütün coinleri, Bitcoin'i de aynı şekilde uzun yıllar muhafaza edebileceğiniz ve 3-5 yıl içerisinde çok ciddi anlamda bu piyasanın değerleneceğini düşündüğümüz için kasa ürününü alıp yani ufak tefek kendi gözünden çıkardığı, herkesin kendi durumuna göre aldığı coinler üzerinden birkaç yıl içerisinde bu sürecin yakında çok büyük bir patlama yaşayacağını da düşünüyoruz. Çünkü bu süreç daha yeni başlıyor. Milyonlara çıkaracağını düşünüyoruz kassa ürününün. Yani kassa ürünü aslında yola çıkarken şunu hedefliyor. Yani modern bu dijital çağ ile geleneksel yatırım dediğimiz yani bizim yastık altı sakladığımızı birleştirme derdinde olan bir ürün olarak bizim 2027-2030 yıllarına kadar dünya üzerindeki kripto paranın %25-%30 gibi bir kısmını Türkiye'de toplamayı bizim vatandaşımızın elinde, bizim milletimizin elinde bu zenginliğin bulunmasını hedefliyoruz. Bunu saklamanın en güvenli yolu da bu şekilde yerli ve milli kasa cüzdanı ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Yani piyasada klonlanmış merkezi Çin'in bir eyaletinin bir köyünde bulunan cüzdanlardan ziyade yerli ve milli kasa ürününe sahip çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Ve bu noktalarda bu cüzdanların, bu cüzdanı alan sahiplerin ve burada belli başlı geleceği olan ERC20 tabanlı CoinMarketCap'teki listeden coin alanların yani 3-5 yıl içerisinde, birkaç yıl içerisinde sürecine göre milyoner çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü çok kıymetleneceğini düşünüyoruz önümüzdeki yıllar içerisinde. Bir bankanın kasasını kiralayıp orada saklayabilirsiniz. Evinizin güvenli bir köşesinde saklayabilirsiniz. Köyünüzde, arabanızda her yerde saklayabileceğiniz bir ürün olarak kasa cüzdanını bu şekilde herkese tavsiye ediyoruz.